Son antrenmanımı çıkmıştım bugün yarış öncesi ve antrenman bitişi 25 km kademe dönerken kaza gerçekleşti. Çok aşık olarak derler yani kırmızı boyası bir Ferrari yandırıyordu zaten benim için. Yani üzülmenin artık bana hiçbir şey kazandırmayacağını anladım ve artık bu olaylardan kaçmak yerine üzerine gitmenin daha iyi olacağını benim için düşündüm. Belki biz bu noktada bir öncü olacağız fakat dediğim gibi amacımız bayrağı benden sonrakilere taşımak. Bisiklete başlayış hikayem bundan yaklaşık 5 sene önceye dayanıyor. Hepimiz tabii öncesinde çocukken bisiklet kullandık fakat sportif anlamda ve bir takım sporcusu olarak başlamam bundan yaklaşık 5 seneye dayanıyor. Bu da şu şekilde gerçekleşti. Öncesinde zaten bir motosiklet sürücüsüydüm. Hepinizin bildiği gibi yollardaki lezzet duraklarına inelim, motosiklet kullananlar bilirler. Hal böyle olunca biz de zaman içinde kilo aldık. Sağlığımız bozulmaya başladı. Dolayısıyla kendime bu noktada iki tekerlekli bir araç arayışına girmiştim. Bu noktada aynı rüzgarı adrenalin hissedebileceğim bisiklet karşıma çıktı. Öncelikle hepinizin bildiği basit bir şehir bisikletiyle, bir amortisörü olan standart bir bisikletle satın alarak gezilerime başladım. İşte dağ bayır patika geziyorduk. Sonra baktık bu işin içine girdikçe biraz da antrenman sonrası performansımız artmaya başladıkça çeşitli branşlara yöneldim. Bir dağ bisikleti satın aldım. Sonrasında yol bisikletleri işte pasparlak harika renkleriyle çok dikkatimi çekmişti zaten. En büyük tutkum o noktadan sonra bir yol bisikletine sahip olmak olmuştu ve bir tane yol bisikleti satın alarak Grand Fondo yarışlarına katılmaya başladım ve sonrasında takım adına yarışmaya başladım. Kaza 2 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. O sırada da Sakarya yol bisikleti şampiyonumuz vardı. Ona hazırlanıyorduk. Son antrenmanımı çıkmıştım bugün yarış öncesi. Ve antrenman bitişi 25 km kademe dönerken kaza gerçekleşti. Sonrasında bisiklete tekrar nasıl döndüğümü sorarsan ilk 3-4 gün çok zorlu oldu. Önce olayları kavramaya çalıştım. Çok üzüldüm. Çünkü kayıplarım gerçekten çok büyüktü bu noktada. Biraz acımı yaşadım açıkçası. Ondan sonra bir gece telefonuma şöyle bir not yazdım. Yani üzülmenin artık bana hiçbir şey kazandırmayacağını anladım. Ve artık bu olaylardan kaçmak yerine üzerine gitmenin daha iyi olacağını benim için düşündüm ve tekrar yarışabileceğimi düşündüm. Evet, belki bir ayağım yoktu ama dizlerim gayet sağlıklıydı. Zaten bisiklet için bilek hareketi çok gerekli değildi o noktada. Tekrar pedallara takarak, kilitli pedal kullanarak bisiklet kullanabileceğimi düşünmüştüm o an ve ondan sonra protezleri araştırdım. İşte kendi sağlığımı nasıl yukarı yöne taşırım bunları araştırdım. Sabah mesela ailemden ağırlık setlerim vardı, dumbbell'larım vardı. Daha hastanede yatışımın 7. 8. günü bu dumbbell'ları bana getirmeni istedim. Yatakta hareketler yapmaya başladım. Bu hızlı süreci çabuk rehabilite ederek tekrar bisiklet sporuna dönmeye başladım. Olimpiyat yarışmalarına baktım. Benim branşımda iki diz altı amputelerin hangi branşlı kategoride sınıflandırıldığını öğrendim. Neden olmasın dedim. Yani çok geç tanıdığım bir sporda milli takım seviyesinde bu formayı giyebilir miyim diye çok arzuladım. Hala bu arzumu gerçekleştirmek için çok çalışıyorum ve ülkemi milli formayı olimpiyata temsil etmek için şu an hala antrenmanlarıma devam etmekteyim. Bir de açıkçası beni en çok motive eden şey bir kızım var. Çok seviyorum onu. İleride babasıyla gerçekten bu durumdan dolayı üzüntü duymaması için evet benim babamın başına bu geldi, ben çok üzülürüm dememesi için ve benimle her zaman gurur duyması için bir şeyler yapmak, onun için bir şeyler yapmak gerektiğini de hissetmiştim kendimi. En büyük motivasyon kaynağım o. Kazada parçalanan trek bisikletime çok ciddi bir yatırım yaparak satın almıştım ve çok aşık olarak derler yani kırmızı boyası bir Ferrari yandırıyordu zaten benim için. Çok büyük hayaller kurarak almıştım. Kazada ilk yere düştüğümde kafam asfaltta yere döndüğünde bisikletim ön maşasının kırık halini gördüm ve içim cız etmişti. Gerçekten çok üzülmüştüm ya bisikletin maşası kırıldı falan diye fakat o kazanda benim kayıplarım çok daha fazlasıydı. Ama ilk şok onu hatırlıyorum. Sonradan tabii öğrendim ki kazanın o kadar şiddetli bisiklet paramparça olmuştu. Kullanılamaz hale gelmişti. Kaza sonrası açıkçası benim bu azmimden, benim bu hedeflerimden haberdar olan Trek Türkiye, özellikle Sami Bey, Sami abi diyeceğim hatta ona. Benim her zaman yanındaydı, hastaneden hemen ziyaretime geldiler ve Trek Amerika ile bir yazışmaları oldu bu süreçte. Onlar da benim bu inancıma, olimpiyat misyonuma inandıkları için bana kaza yaptığım bisikletin yeni ve son modelini hediye ettiler. Hiçbir karşılıksız bir bedeli olmadan birebir takımının kullandığı bisikleti hediye ettiler. Bu benim için inanılmaz anlamlı bir şeydi. Çünkü kaybettiğim bir bisiklet en azından
çok aşık olduğum viskiyi yerine koyma şansına o an belki sahip olamazdım. Fakat onlardan bir hediye geldiği için o kaybımı yerine koymuştum. Ve bu benim o noktadan, o tarihten beri yaklaşık 3 senedir en iyi arkadaşım ve antrenmanlarımı zaten onunla yapıyorum sürekli dışarıda. Yarışlara katılıyorum. Yine aynı rüzgarı o bisikletle hissediyorum. Ya bu parayla zaten bunu sağlayamazsınız. Bu farklı bir duygu, manevi bir duygu benim için. O yüzden Trek markasına zaten ben gönülden çok bağlıyım bu noktada. Vallahi arkadaşlarım yaptığım her rotayı çok seviyorum ben. Tırmanış ya da deniz seviyesi olsun fark etmez. Kalabalık, grup sürüşlerine keyif alıyorum. Tabii doğada olmak en güzeli zaten. Genelde o tarz rotaları tercih ediyorum. Araç sürücülerine şunu söylemek istiyorum. Onlar trafikte bir kapalı kafes içinde seyahat ediyorlar. Son derece güvenli şekilde. Fakat biz bisiklet sürücülerinin öyle bir güvencesi yok. Ve araç sürücünün yaptığı en ufak hata, istemli ya da istem dışı, işte aşırı hız ya da farklı sonuçlarla bir bisikletin hayatına çok farklı şekilde sebep olabiliyorlar. Mesela benim kazamda olduğu gibi. Bu noktada araç sürücünün daha çok da bir empati yapması, biraz kendilerini bizim yerimize koyup daha sabırlı davranmaları, işte trafik kurallarına riayet etmeleri çok önem teşkil ediyor. Çok acı olan bir nokta var. Olimpik ve Paralimpik Komite maalesef şu noktada bizim çalışmalarımızı göremiyor. Ve bizim gerçekten çalışmamızı, işte antrenmanlarımızın farkında değil diye düşünüyorum ben. Bedensel Engeller Federasyonu'na bağlı birçok branş var A'dan Z'ye. Fakat bunlardan ülkemizde çok popüler olmasına rağmen bir tane bisiklet branşı yok. Bizim de bu noktada amacımız hem ben hem de benden sonra gelecek. Engelli demek istemiyorum ama işte engelli bisikletçiler için bu branşların açılmasını sağlayarak onların uluslararası yarışlarda yarışmasını, ülkemizi temsil etmesini sağlamak. Belki biz bu noktada bir öncü olacağız. Fakat dediğim gibi amacımız bayrağı benden sonrakilere taşımak. Şundan dolayı sevmiyorum engelli kelimesini. Ben hiçbir şeyden engelli değilim. Evet, zaman zaman hayatım zorluklar yaşıyor. Ayağımda işte yaralar çıkabiliyor. Belli başlı şeyleri daha çok yapmak için daha çok mesai harcamam gerekiyor. Fakat ben birçok sağlıklı insanın daha aktif bir hayat yaşıyorum şu noktada. Birçok arkadaşım da öyle. Bedensel engele sahip olan arkadaşım da aynı şekilde çok aktif bir yaşam sürüyorlar. Ya bu noktada belki engelli değil, öncelikli demek daha doğru diye düşünüyorum ben.